ebeden lalen nahid. Yani uyumak mübahtır. Eğer bu uyumak seni sabah namazından alıkoyuyorsa, birine verdiğin sözden alıkoyuyorsa, o zaman mübah olmaktan çıkar. Örnek verecek olursak, bir kadın var veya bir erkek var. Gece geç saatlere kadar oturuyor ama boş oturuyor. Şimdi insandan insana değişir. Bir adam var, ilimle iştigal ediyor. Çünkü geceleri çocuklar uyuyor ya. Diyor ki fırsat bu fırsat, açayım kitap okuyayım, ilim okuyayım diyor. Gece adam saat 3'te 4'te yatıyor. Biraz fazla yatmış oluyor. Sabah namazını da kılıyor. Bazıları var sabah namazına kadar oturuyor. Sabah namazından sonra 4-5 saat yatıyor. Misalen. Böyle bir adamda bir sorun yok yani. Ama biri var ki çok yatıyor. Örnek vereyim. Ne gece namazına kalkıyor. Diyelim ki 12'de 1'de yatıyor. Öbür gün 1'e kadar. Ama kalkıp namazını da kılıyor. Bu da aşırı yani. Boş. Ya sen kalk zamanını değerlendir. Değil mi? Yani örnek verecek olursak, şimdi biz uyumak istesek de bizi zaten uyutmuyor. Bizim işimiz gereği sabahın köründe telefonumuz çalıyor misalen. Ama bazı insanlar var, boşum diye adam ne yapıyor? Adam uyuyor. Ne yapacağım diyor. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Kalkacaksın sabah erken bir şekilde. Erken dediğim yani tabii ki uykunu da alacaksın. Bir Müslümanın uyuyacağı bir vakit vardır. Geceleri mesela o uykusunu aldığı sürece Allah'ın izniyle sağlıklı bir uykuyu almış olur. Ama mesela adam çok az yatıyor, bu da onun hastalığına sebebiyet verir. Yani tam böyle ortalama bir uyku yapacaktır. 6 saat, 7 saat artık neyse. Kimileri var 5 saat, 4 saat yatıyor ama destekleyici uykular yapıyor. Örnek vereyim, öğlenle ikindi kaylule yapıyor. Böyle yaparsa sorun yok ama adam sadece 4 saatle 5 saatle o uykuyla yetinirse hasta olur. Allah muhafaza. En büyük hastalık da kanserdir. Çünkü uykusuzluk kansere sebebiyet verir. Örnek vereyim. Şöyle bir soru gelebilir. Peki salihler nasıl yapıyordu? Peygamberler nasıl yapıyordu? Peygamberler şöyle yapıyorlardı. Onlar erken yatıyorlardı. Bizim gibi 1'e 2'ye kadar oturmuyorlardı. Bu bir. Bununla beraber gece kalkıp namaz kılıyorlardı. Doğru mu? Ne yapıyorlardı? Öğlen destekleyici uyku yapıyorlardı. Kaylule yapıyorlardı. Sen kaylule yaptığın sürece öğlen yatacağın 1 saat sana yetiyor zaten. Yetiyor. Ama yapmazsan, ki işimiz gereği hiçbirimiz yapamıyoruz bunu, o zaman uykunu düzgün alacaksın. Allah muhafaza. Yoksa sabahtan akşama kadar sarhoş gibi olursun. Başın ağrır. Ondan sonra bununla beraber işte hastalığa sebebiyet verir. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü eski insanlarla şimdiki insanlar da aynı değildir. Kıyas da etmeyin yani. Aynı değildir. Eskiden insanlar sağlıklı besleniyordu. Biz sağlıklı beslenemiyoruz. Onlar az yiyorlardı. Biz çok yiyoruz. Onlar belli vitaminler alıyorlardı. Biz çok vitamin alıyoruz ama sağlıksız alıyoruz. Yani GDO'lu yiyecekler olsun, ondan sonra böyle zararlı içecekler olsun, bunların hepsi bizim vücudumuzu etkiliyor ve uyku düzenimizi de bozuyor. Teknoloji olsun, teknoloji hayatın bir parçası olmuş, olmazsa olmazı olmuş. Bu olmadığı zaman adam yaşayamıyor. Öyle bir durumda adam ne yapıyor? Bu onun uykusunu da bölüyor. Sonuç olarak söylüyorum ki, eğer kadınlardan ve erkeklerden sebepsiz yere ya işim yok ne yapayım uyuyorum diyorsa bu yanlış yapmıştır. Mala yani yapmıştır. Aynı meseleye geldik. Boş iş yapmıştır. Vücuduna yetecek şekilde uykunu aldıktan sonra kalk, aç Kur'an oku. Aç zaman ayır kitap oku. Aç bir ders dinle. Çocuğuna bir şey öğret. Yap bir şeyler, yaparsın yani. Zaten erkeklerin öyle bir vakti olmuyor da, erkekler çalışıyorlar. Genellikle bu kadınlarda oluyor. Ha olmuyor, kaldıracaksın yani. Diyeceksin kalk. Nereye kadar yani? Kaça kadar yatacaksın? 1'e mi, 2'ye mi, 3'e mi yani? Çünkü bazı insanlar var, uykuyu seviyorlar. Buna engel olabilmek lazım. Kırıcı olmadan düzgün bir şekilde nasihat etmek lazım.